Akyatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Çöküşü bilen mi yoksa dipleri öngören mi noktasında bir paylaşım yapacağız bugün. Aslında daha böyle ekonomik veri bazlı bir paylaşım yapmayı düşünüyordum. Geçen haftaki TÜFE ve ÜFE verileri ABD'de piyasalarda ciddi bir olumlu hava yarattıktan sonra ve Çin tarafında da özünde Temmuz ayı verilerinin kötü gelmesiyle beraber genel olarak emtia kompleksine bir satış gelmesi nedenli olarak. Ancak dün tabii 13F denen işte kurumsal yatırımcıların, fonların ABD piyasalarında işlem yaptıkları hisselerle ilgili çeyreksel bazda pozisyonlarını bildirdikleri raporla beraber sosyal medya dün geceyle başlayarak işte ABD seansında bugün de devam eden bir çalkalanma sürecinde. Bu süreci biraz daha sizde paylaşmak istiyorum. Bu gerçekten çok büyük bir risk mi var önümüzde? Öncelikle niye böyle bir başlık atıyoruz noktasına değinmek istiyorum. Daha sonra ikinci kısımda da biraz daha petrol fiyatlarından bahsedeceğim. Son kısımda hisse bazlı bir paylaşım olacak. Diğer varlık fiyatlamalarına bugün çok girmeyeceğim. Yani orada zaten günlük bazda beni takip edenler altın ve gümüşte pozitif düşüncemi biliyorlar. Bitcoin ile ilgili bu sabah podcast'te de bahsettim. Destek direnç noktalarımı biliyorlar. Neyin nasıl daha yukarı gidebileceği ile ilgili trigger etme noktasında neyi takip ettiğimi biliyorlar. Dolayısıyla bugün biraz daha böyle high level diyebileceğim bir paylaşım olacak. Şimdi ilk başta grafik buradan bir paylaşımı yapalım. Şu anda size ben Sion Asset Management'ın bu şirket nedir derseniz çok ünlü biliyorsunuz. 2008 yılında ABD'de konut sektörünün çökeceğine dair daha önceden short pozisyon açmış bir fon yöneticisinin fonu. Yani hem kitabın Michael Lewis'in kaleme aldığı kitabın hem de Brad Pitt'in yapımcılığını üstlendiği filmin mimarı bu adam. Özünde ikinci çeyrekte bir hisse dışında bütün pozisyonlarını satmış arkadaşlar. Yani bunun içinde Alphabet, Google'da var, Facebook'da var vesaire vesaire. Bütün pozisyonları sıfırlamış. Şimdi bu tabii sosyal medyada şöyle bir çalkantıya neden oldu. Ya bu kadar ünlü bir fon yöneticisi, 2008 krizini tahmin etmiş fon yöneticisi, bütün pozisyonlarını tek bir hisse dışında sattıysa demek ki büyük bir çöküşle karşı karşıya gelme durumumuz söz konusu. Dolayısıyla acaba ÜFE ve TÜFE verisinden sonra gördüğümüz yükseliş devam etmeyebilir mi noktası. Şimdi kısa vadede ben S&P 500'de 200 günlük hareketli ortalamayı test edeceğimizi net olarak düşünüyorum. Yani o seviyede 4330 seviyesi. Bugün Walmart biz bu paylaşımı yaptıktan sonra bilançosunu açıklayacak. Orada bir beklentiyi hem Walmart hem Target ABD'nin çok önemli perakende şirketleri oldukça düşürdüler. Dolayısıyla yatırımcı toplantılarında biraz daha gelecekle ilgili iyi bir görüntü sunarlarsa o hisselerde iyi bir tepki alımıyla karşılaşabiliriz. Bu durum tabii bizi S&P 500'de 200 günlüğün deneme hareketine götürür. Ama bu işte Sion Asset Management'ın ikinci çeyrekteki pozisyon değişimi biraz daha uzun vadeli bir görüşe karşılık geliyor diye düşünüyorum. Kitabı okuyanlar, filmi izleyenler de bilir. Haklı çıkana kadar çok ter atmış bir insandır. Yani çok ciddi olarak kağıt üstünde aslında negatife gittikten sonra günün sonunda haklı çıktığı için
ün kazanmış bir insan. Dolayısıyla kısa vadedeki olumlu gidişatı dünkü bu haberin çok ciddi olarak bozacağını zannetmiyorum. Diğer noktaya geçecek olursak, şimdi çöküşü bilen pozisyonlarını buna göre ayarlamış. Ama bir de dipleri bilen bir insan var. O da Yardani dediğimiz, işte Yardani Research'un kurucusu. Bu insan da, bu stratejist, analist de dipleri bilmekle ünlü bir insan. Şimdi FT de bununla ilgili kendinin kaleme aldığı, aslında para politikasını ilgilendiren çok güzel bir yazı vardı. Şu anda hızlıca bir ona bakacağım. Şimdi diyor ki özünde Edward Yardani, Fed şimdiden natürel oranı çoktan ulaşmış olabilir diyor. Ya zaten bu orana oldukça yakın bir noktadayız. Hatta şuradan şöyle. Şu anda politika faizi Fed'de 2,50. Değil mi? Eylül ayında da 75 mi 50 mi yapılacak tartışması var. Uzun vadede biz şuradan nokta grafiğe gidersek, dot plot'a, uzun vadede natürel oranın ne olduğuna dair tahmini şu: 2,50. Şimdi politika faizi zaten natural orana ulaşmış durumda. Bu oranın ne kadar çok üzerine çıkarsak günün sonunda, o kadar çok finansal koşullar daha da sıkılaşıyor. Özünde enflasyonu daha kontrol alma noktasına gidiyor. Evet. Tabii bu natural oran doğru mu tahmin ediliyor, yanlış mı tahmin ediliyor? Bu ayrı bir tartışma konusu. Biz elimizdeki veriler bazlı ilerliyoruz. Politika faizi şu anda natural oranda. Peki Ed Yardani ne diyor? Yani dipleri tahmin eden adam ne diyor? Kardeşim diyor, sen şu politika faiziyle özünde para politikasını sıkılaştırıyorsun ya da genişletiyorsun. Ama bunun yanında yancılar var. Bu yancılar nedir? Dolar endeksidir. Bu yancılar nedir? Bilanço yapısıdır. Bu yancılar nedir? İşte tüketicilerin ve şirketlerin bilanço yapısıdır. Güven endeksidir vesaire vesaire. Bu yancılardan iki tane önemli olanı bizim karşımıza çıkartıyor ve diyor ki, dolar endeksi sene başından beri %11 yukarıda diyor. Şimdi bunun bir finansal koşullarda bir sıkılaştırma etkisi var diyor. Bu etkiyi yaklaşık olarak da 50 bas puanlık bir faiz oranı diye karşımıza analizinde çıkartıyor. Yani 2,50'lik politika faizi dolar endeksindeki yükselişle düşünüldüğü zaman 3 seviyesine ulaşmış oluyor. Aynı zamanda bilanço yapısında, Fed'in bilanço yapısında şu gördüğünüz grafikte Eylül ayı ile beraber iki katına çıkan bir azalımla gelecek seneye doğru gittiğimizde bir azalış var. Bunun da sıkılaşma tarafında bir beklenti yaratması ve dolayısıyla finansal koşullara etkisi var. Bir senelik bazda bu bilançonun gidişatını düşündüğünde de buradan da bir 50 bas puanlık faiz artışı durumunun geldiğinden bahsediyor. Şimdi bu düşünce yapısını kendi başına sadece yaptığı analizlerle değil, aynı zamanda şu anda oldukça şahin konuşan işte eski FED başkanlarının zamanında mesela Dudley zamanında yasal genişleme durumunda faizle ilgili yorumlarına da değinerek yapıyor. Yani parasal genişleme yaptığımızda aslında politika faizini düşürmüş oluyoruz. Yancı etkiden ötürü. Bakın burada belirtiyor. Yani 500 milyar dolarlık alım aslında 0,5 ila 0,75 arasında bir faiz indirimine denk geldiğini, bugünün FED üyesi olmayan ve aşırı şahin konuşan Dudley 2020 yılında belirtiyor. Aslında tam ters bir. Şimdi dolayısıyla bu iki etki,
Yani şu bilanço yapısının etkisi ve dolar endeksindeki etki mevcuttaki politika faizinin 2,5'ken aslında 3,5 gibi etki yarattığından bahsediyor. Ve dolayısıyla burada bir para politikasında frene basma durumu çok gerçekçi bir konuma geçebilir diyor. Ve bu da tabii S&P 500'ün dip yapma olasılığını arttırıyor. Yani büyük çöküşü bilen pozisyonlarından bırakırken, pozisyonlarını satarken bir tane daha çöküş yaşanabilir düşüncesi altında. Dipleri bilen aslında işler çok kötüye gitmeyebilir noktasında bilimsel bazda bir çalışmayla bizim karşımıza çıkıyor. Bundan sonrası ne olur sorusuyla cevaplamamız lazım. Yani S&P 500'de işte bulunduğumuz noktaya şu anda şöyle bir çizelim. Bulunduğumuz nokta Haziran dibiyle kıyasladığımızda %18 yukarıda ve 200 günlüğüne çok yaklaşmış durumda. İşte 4330 dedim, 4327 seviyesinde. Bu bir, ya yani şu hareket bir piyasası rallisi mi yoksa bir boğa piyasasına geçiş mi sorusunda iki farklı düşünce ciddi olarak kapışıyor. Yani bir tarafta Big Short, diğer tarafta dipleri bilen Oracle. Hani öyle söyleyeyim size. Bu iki görüşün çatışması var. Bunu şu noktada tahmin etmek, yani artık bir boğa piyasasındayız veya artık bu bir ayı piyasası rallisidir, büyük bir çöküş gelecek demek bence çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerdeki alacağımız verilerle bunu biraz daha detaylandıracağız. Ama kısa vadede olumlu hareketin devamı net olarak ortada. Şimdi bununla ilgili olarak bugün işte Spotify'da da paylaştım. Tradeol analizimde de paylaştım. Nelere bakmamız lazım noktasını şöyle bir açalım size. S&P 500'de derinliğe bakmamız lazım. Yani derinlikten kasıt nedir? Bu %18'lik yükseliş hareketi tabana yayılan bir hareket miydi? Yoksa 3-5 hisse önderliğinde mi gitti? Şimdi buna niye bakmamız lazım? Tarihsel olarak S&P 500'ün 50 günlük hareket ortalama üzerinde işlem gören hisse sayısı oranı %90'ı geçtiğinde artık ayı piyasası rallisi özünde boğa piyasasına dönüşmeye başlıyor. Tarihsel olarak bunun kanıtını backtest yaptığımızda görebiliyoruz. Mevcut durumda %85 civarındayız. Eğer bu oran %90'ın üzerine çıkarsa boğaya geçiş olasılıkları daha çok artacak. Bunun dışında nelere bakmamız lazım dersek, beni en çok rahatsız eden nokta ABD 2 ve 10 yıllık getiri makasının hala eksi de olması. Bu makasın artıya geçmesi lazım. Çünkü bu makas çok önemli bir resesyon göstergesi ve geçmişe dönüp baktığımızda resesyon olduğunda ABD hisse senedi piyasasının ortalamada %30 civarında bir değer kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu makasın artıya geçmesi lazım. Şirketlerin kar beklentilerinde ciddi bir çöküş olmaması lazım. Şimdilik iyi gidiyoruz. İkinci çeyrekte açıklanan rakamlarda geleceğe dönük beklentilere baktığımızda iyi görünüm sunanlarla kötü görünüm sunanları karşılaştırdığımızda oran biraz daha olumlu yönde. Hatta bunu şeyde de paylaştım. Artık dün paylaşmış olmalıyım. Ki, ya bilanço açıklamasından 2 gün önce ve 2 gün sonra olarak düşünün. İyi bilanço açıklayanlar, iyi kar açıklayanlar o 5 yıllık ortalamaya göre çok daha iyi bir performans ortalamada gösteriyor. Kötü bilanço açıklayanlar 5 yıllık ortalamaya göre çok daha iyi performans gösteriyor. Hatta burada %0 noktasındayız. Yani daha önce
Yani kötü bir bilanço sonrası ortalamada değer kaybı yaşanmayan dönem nedir diye sorduğumuzda 2009 birinci çeyreğine gidiyoruz. Aslında bu da Ed Yerdani'nin o dibi görme düşüncesiyle paralel bir durumda bizim karşımıza çıkan ayrı bir veri seti olarak değerlendirilir. Ama dediğim gibi hala 2 ve 10 yıllık getirilerdeki eksi durum beni ciddi olarak rahatsız ediyor. Yani bir boğa geçişi olacaksa bu makasın artıya geçmesi lazım arkadaşlar. Yani onu paylaşmam lazım. Diğer noktalar para politikasında sıkılaşma hızında bir yavaşlama görmemiz lazım. Yarın işte Temmuz ayı tutanaklarını alacağız. Bu tutanaklarda bu kanıda dair yani Eylül ayında 75 değil de 50 bas puan yapılabileceğine dair bir sinyal var mı onu takip edeceğiz. Ben olacağını düşünüyorum. Ama görmeden de çok açıkçası hızlı bir yorum yapmak istemiyorum. Dolayısıyla bu kısmı takip edeceğiz. Bu da niye önemli? Boğa piyasalarına tarihsel geçiş sıkılaşma yüksek seviyedeyken gerçekleşmez. Yani sıkılaşmada bir hafifleme olması lazım ki riskli varlık gruplarına alımlar daha çok gelebilsin. Diğer taraftan şey de diyebilirsiniz. Uras sen böyle diyorsun ama bak enflasyon hala mutlak değer olarak yüksek bir seviyede. Doğru. Mutlak değer olarak yüksek bir seviyede. Ama şuradan enflasyon beklentilerini siz de paylaşayım. Enflasyon beklentilerine göre durumu da incelememiz lazım. Çünkü Yerdani'nin bahsettiği o yancı faktörler özünde hem konuşup hem şey yapmak zor oluyor arkadaşlar normal olarak. Politika faizinin içinde tam olarak şu anda piyasada hesaba katılıyor olmayabilir. Yani %2,5'u baz alıyorlar. Ama yancıları koyunca 3 hatta 3,5'a kadar çıkmış bir politika faizinden bahsediyor olabiliriz. Enflasyon beklentilerine gelecek olursak da manşet enflasyon, mutlak değer enflasyon, çekirdekte de aynı şekilde yani mutlak olarak aldığınız işte 8,5 vesaire yani yüksek yani bunu denilecek en ufak bir şey yok. Ama geleceğe dönük enflasyon beklentilerinde piyasa fiyatlamalarına baktığımızda ciddi bir gerileme de Mart ayından itibaren aşikar. Ya yani Mart ayında faiz artışı gerçekleşti. Faiz artışı gerçekleştiğinden beri enflasyon beklentilerinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinde çok sert gerileme var. Hatta bulunduğumuz nokta Fed'in sıkılaşma pivotunun sinyalinin verildiği 2021 Kasım ayının bile altına düşmüş seviyede. Dolayısıyla böyle bir denklem de var. Bunu da hesaba katmamız lazım bir analiz yaparken. Diğer noktada S&P 500'ün Haziran dibinden %20 yükseliş yapması lazım. Bu da yani yaklaşık bunu 3000 yazmışım ya 4000 olacak arkadaşlar kusura bakmayın. Yani artık zamanla yarışmaktan biraz yoruldum çünkü. Bunu 4360 olarak değiştireceğim. Üzerinde bir kapanış olması lazım. Bu derinlik durumunun da %85 değil %90'ın üzerinde olması lazım. Bunlar olursa ayı piyasası rallisinden bir boğa piyasasına geçiş durumu söz konusu olur. Peki olmazsa o zaman arkadaşlar belki de Sayın Capital çok ciddi olarak haklı olabilir ve büyük bir satış dalgasıyla karşı karşıya da kalabiliriz. Bunu kimse bilemiyor. Biz haftalık yayın yapıyoruz. Bunu haftalık olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu beyefendinin pozisyonlanmaları biraz daha uzun vadeli bir düşünce yapısını içeriyor. Dolayısıyla işler kısa vadede bence kötü gitmeyecek ama o piyasa yapısı değişimleriyle ilgili olarak bu bahsettiğim noktaları günlük ve haftalık bazda takipte kalacağız. Öyle belirteyim. Şimdi burada şeye geçelim. Petrol tarafına geçelim. Petrol tarafı önemli. Burada yapmayacağım. Bu sabah paylaştığım için direkt oradaki grafik üzerinden gideyim. Şimdi petrol fiyatları grafiğin Brent petrolün haftalık grafiğini
Açıyorum size arkadaşlar. Şu gördüğünüz Brent petrolün haftalık grafiği. Şimdi petrolde Temmuz ayındaki Çin verileriyle beraber kapsamlı işledim. Podcast'ı dinleyebilirsiniz. Bugün 26 dakikalık yayın paylaştım. Bu hafta satıcılı geçeceğiyle ilgili dün bir görüş belirtmiştik. Ki keza o şekilde haftaya başladık. Dün petrol fiyatları ciddi olarak geriledi. Burada iki tane konu var. Yani bir talep yönlü bir durum var, bir de arz yönlü bir durum var. Şimdi talep yönlü durumun gerilediği aşikar işte. Çin verilerinden bunu görüyoruz. Hatta şu burada yok ama Empire Endeksini açayım size. Buradan görebilirsiniz bunu. ABD'de bölgesel imalat endeksi New York bölgesini içeren dün ciddi boyutlu bir gerileme yaşadı. Bakın 5 bekleniyordu, 11'di bir önceki göre, eksi 31,3 açıklandı. Bu rakam çok bir şey ifade etmeyebilir size. Eksi 31,3 nedir ya falan filan diyebilirsiniz. Haklısınız da. Bunu şöyle göstereyim size. New York bölgesindeki imalat sektörünün gidişatı çok ciddi bir gerileme kaydetti. Ağustos ayı verisinde. Hani o kadar ciddi bir gerileme ki bu. Yani Covid döneminde bunun altındaymış. Hatta daha da geriye gidiyorum size. Bir de neredeyse 2008 zamanında altına geçmiş. Yani o bölgelere yaklaşmış durumdayız. Yani bir Çin tarafı, iki bu bölgesel imalat endeksi. Yani bu biraz daha düşse ulaşacak zaten o seviyeye. Talepte ciddi bir gerileme olduğunu bize gösteriyor. Bunun sinyalini veriyor. Arz tarafına geçecek olursak İran petrol anlaşması tekrardan gündeme gelmiş durumda. Bunu da iki taraflı inceleyelim. Bir ABD tarafında, bir Avrupa tarafında. Şimdi Avrupa'da çok ciddi bir doğalgaz krizi var. Yani Rusya'nın kapasitenin oldukça altında Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı nedeniyle işte kuzeye yakın bir hattında kapasitenin hala %20'si kullanılıyor diyebiliyorum. Şöyle bir düşünce var. Hatta bunu Uluslararası Enerji Ajansı da yayınladığı aylık raporda belirtti. Doğalgaz yerine Avrupa petrol kullanabilir mi? Şimdi bu makine tesisat sisteminde yapılabilir mi ayrı bir soru işareti. Ama demek ki yani Uluslararası Enerji Ajansı Avrupa'daki büyüme bazlı riskler artarken petrol talebinin doğalgaz yerine kullanımı ile ilgili artış öngörüsünde bulunuyorsa demek ki yapılabilir diye anlıyorum. Şimdi bu tabii önemli bir değişiklik. Bu durumda Avrupa açısından İran nükleer anlaşmasına daha sıcak bakma noktasını da onları taşıyabilir. Diğer taraf ABD tarafı. Birkaç tane veri paylaşayım sizlerle. ABD işte nüfusu, dünya nüfusunun %4'ü arkadaşlar. ABD'nin toplam petrol tüketimi, dünyadaki tüketimin yaklaşık %25'i ve hane halkının araç sahipliği oranı %97. Yani bu şu demek, X bir seçmen bir hafta içinde en azından bir defa benzin istasyonuna gidiyor. Şimdi bu da fiyatlarla birebir karşılaşmasına neden oluyor. Ve bu Kasım ayındaki işte Kasım ayındaki seçim, ara seçim, ABD'deki ara seçim başlıca benzin fiyatlarında daha fazla gerileme olması demokratları daha rahatlatır. Bu da tabii Amerika'nın da aslında İran nükleer anlaşmasına daha pozitif bakabileceği bir çerçeve oluşturuyor. Şimdi bu durumda eğer bu anlaşma olursa şu gördüğünüz ya gerçekleşirse şu yani 2020'den başlayan şu yükseliş trendinin haftalık grafiği ciddi olarak aşağı kırılma riski var yani. Talep azalırken arzın yükselme potansiyeline girmesi bunun daha da çok aşağı gitmesini tetikleyebilir. Ben açıkçası 92 dolar seviyesinde bir
altında bir kapanış yaşanırsa ilk başta 86-50 ama daha sonra biraz daha orta vadede 78-80 bandına doğru bir hareket yaşanabileceğini düşünüyorum Brent petrol tarafında. Son olarak bir hisseden de bahsetmek istiyorum. O da Bird Global hissesi. Şuradan açalım. Ben ona geçmeden önce hatta bir şey de gösterecektim de. Abi dedi önemli bir konut sektörü endeksi, konut piyasası endeksi açıklandı dün. Ve onu da göstereyim. Önemli çünkü Fed'in frene basma olasılığını arttıran bir veri aslında bu. Çünkü konut sektöründe Fed istediği yavaşlamayı ciddi ciddi artık almaya başladı. Dolayısıyla Eylül ayında 50 bas puan olasılığını daha çok öne çıkarmak isteyebilir. Büyüme bazlı problemler nedeniyle. Bu da şu arkadaşlar. Konut piyasası endeksi Ağustos ayında 49'a geriledi. Şimdi bu rakam tabii çok bir şey ifade etmeyebilir. Bulunduğu noktayı bir göstermek istiyorum size. Şu 49 seviyesi arkadaşlar, şöyle geriye doğru çekersem konut sektörü krizi yaşanıyor tabii Amerika'da 2008'de tık tık devam ediyoruz ama ha böyle yani şu 2001 noktasını baz alırsak şurada konut başlığı ciddi bir kriz yaşandığından ötürü bugünkü başlığımızda bunu tahmin eden adamın portföy yapısıyla başladı. 2001 dibine oldukça yaklaştık. Bu durum konut piyasasının durumu FED açısından frene basma olasılığını arttıran bir gelişme. Şimdi, son olarak Bird hissesinden bahsedeceğim. Bird nedir derseniz mikro mobility hissesi. Bununla ilgili kapsamlı bir analiz paylaştım Tradeol'da. Onu inceleyebilirsiniz. Bizdeki muadili Martı gibi düşünebilirsiniz. İşte elektronik scooter ve elektronik bisiklet şirketi. Şimdi bunun dün ikinci çeyrek rakamları açıklandı arkadaşlar. İkinci çeyrek rakamları açıklanmadan önce Cuma ve dün iyi bir performans gerçekleştirdi. İkinci çeyrek rakamlarında ciro beklenti altı kaldı. İşte yaklaşık bir 77 milyon dolarlık cirosu var. Beklenti 81 milyon dolardı. Bundan ötürü seans sonrası işte 65 sentten 60 sent civarına geriledi. Ancak detaylara baktığımda hem birim ekonomisinde, birim ekonomisinden kasıt tek bir sürüşte elde edilen kar marjında hem de şirketin nakit pozisyonunda ciddi olarak iyileşmeler söz konusu. Dolayısıyla şu 50 günlük ortalama 53-54 sent aşağı kırılmadığı takdirde sene başından beri yaklaşık %90 düşen hissede yükseliş hareketinin devamını bekliyorum. Yani burada teknik olarak 100 günlük ortalaması öne çıkıyor. Yüzdesel olarak çok büyük bir değişim olur tabii bu. Ama dünkü kapanışa göre en azından %25, %30 daha yukarıya gidebileceğini olumlu detaylara sahip olduğu için düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün normal zamanların aksine biraz daha somurtkan bir şekilde konuştum sizde. Çok sağ olun buna dayandığınız için, sabrettiğiniz için. Maalesef yani gerçekten çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bilgileri olabildiğince düzgün bir şekilde aktarmaya çalışıyorum sizlere. Zaman zaman ufak hatalar da gerçekten canımı sıkıyor. İşte S&P 500'de analize 4.000'li yazacağıma 3.000'li yazmam gibi. Yani onu okuyan anlar zaten. Ama maalesef bizde çok da sadece hataları gösterme niyetli olan, niyetinin çok da iyi olduğunu düşünmediğim farklı insan tipleri de yaşadığımız evrende mevcut. Şirket bazında veya sizler bazında konuşmuyorum.
Bu da zaman zaman beni rahatsız ediyor. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere.